Çift U Çiftliği kanalından tüm dostlara selamlar. Yeni bir güne başlıyoruz. İnşallah çalışmalarımızı bugün tamamlayacağız bu dikenlerle dans faslını. Bu arada iyiyim ben. Soran dostlar olmuştu. Hani var mı bir sıkıntı, yoğun çalışıyorsun diye. Sağ olun, çok teşekkürler. İyiyim. Sizler de iyisiniz umarım. Evet, bir kalemde birinci cephenin son kademesine, son bölümünü de aldık. Şapkam da kaymış. Neyse, ben şimdi biraz mola, sonra tekrar devam. Evet dostlar, yine köşküme geldim. Köşküm bir zeytinin gölgesi. Neyleyim köşkü, neyleyim tahtı. Neyse, şarkılara, türkülere girmeyelim. Şimdi bizim diken bahçesini birazcık toparladım. En azından etrafını simetrik yapmaya çalışıyorum. Bir de arka bölümüne girdim biraz. Şimdi onu da bir kısaca göstereyim. Şurada şu sırayı birazcık düzelttim. Çıkıntılar vardı böyle. Tam simetrik olsun istiyorum. Aslında bu işe girmese miydim bilmiyorum. Yani çünkü biraz böyle bir mükemmeliyetçilik de var. Oradan bir tane dal bile bu tarafa sarkıyorsa hoşuma gitmiyor. Neyse, bu tarafı en azından şimdilik düzelttik. Olabildiğince sinekler eşliğinde diyelim. Sonra biraz arka tarafa girdim. Arkadaki bölümü de temizledim bir bölüm. İndim aşağıya doğru. Şimdi tekrar alt tarafını toparlayacağım. Şuradaki simetriyi yapacağım. Diğer iki cephenin simetrileri tamamdı. Artık bu tarafa geldim. Şimdi şu arka bölümü de açtım. Hatta gerçi hala zikzaklar var. Neyse, onları da toparlayacağız. Şimdi bir şeyler atıştıracağım. Sonrasında şu tarafları birazcık hallederim. O da aslında bakarsanız tamamen görsellik için. Yani şuradaki çalışma birazcık aslında boşa giden bir çalışma olacak ama sanat için değer mi bilmiyorum. Ya sanat sanat diyorum aslında, çok da şey olmasın da, işte kendi çapımda eğleneceğim yani. Şimdi bizim öbek de şöyle görüyorsunuz. Şöyle ortada kaldı. Yine aynı şekilde ve köşelerden. Şimdi bakalım, içeriye gireceğim az sonra. İnşallah bittikten sonra da şu karşı tepeye çıkacağım. Tepeden güzel bir fotoğraf çekeceğim. Hatta ya inşallah o dakikalarda birilerini bulabilirsem o yaptığı meselenin önünde ben de bir poz vermek isterim. Evet, bir de yukarıdan görüntü alayım dedim ama tam istediğim gibi değil. Galiba şu en arka sırt kısma çıkmak gerekecek. Oradan daha güzel görünecek ama tabii ortalık dikenli mükenli. Neyse, şu arada biraz yol gibi yer var. Seyrek kalmış. Oralardan çıkarım artık. Ölçümler de tamam. Şurada birinci hizamız. Şurada ikinci hizamız. Şurada üçüncü hizamız. Burada 4 var. Şu arada 5 var. Şurada da 6 var. Bakalım karşımıza neler çıkacak dostlar. Birinci köstebek deliğimiz tamamlandı. Güzel oldu. İnşallah böyle ürünlerimiz de böyle adam boyu olur. Biz de afiyetle yeriz. İnşallah güzel günler bizi bekler. Şimdi burada artık son nokta. Buradan dönüyoruz. Bu taraftan da dönüyoruz. Şimdi ikinci bölüme geçebiliriz. Burada yine çok sinek var. Artık illallah ettim. İkinci köstebek deliğimiz de devam ediyor. Ama tabii biraz ince işçilik olduğu için bununla geç ilerliyoruz. Olsun. Zaten dayıyla da konuştuk. Büyük ihtimalle cumartesi günü süreceğiz. O zamana kadar biraz sakin sakin devam edebilirim. Birinci köstebek yolumuzu yapmıştık. Çıkmaz bir yoldu. Aa, labirent mi yapsaydım acaba? Ondan sonra ikinci köstebek yolumuzu yaptık. Bu sefer çıkar bir yol. Hatta ben yine şöyle bir çevirip görüneceğiz mi bilmiyorum. Şu boy olarak bakarsanız
Bunlar neredeyse omzuma geliyor. Daha da yüksekler. Aslında en başında aklıma gelseydi çok daha farklı şeyler yapılabilirdi belki. Ama olsun. Böyle de bir anı olacak bize. Ya sonuçta bu kadar diken temizledik. bir güzel bir anı olarak kalsın bizde. Dostlar, bugünümüzü de eserimizin yanında tamamlıyoruz. Az önce bir deneme çekimi yaptım yukarıdan. Onu da paylaşacağım az sonra. Yukarı çekmişken bizim Vaha'yı da çekeyim dedim. Bizim orman burası. Şimdi az önce yerde göstermiştim. Bunlar hep kamışlar herhalde. Sazlar. Tam şimdi yeni yeni yükseliyorlar yine. Bu bölgede zaten altta kurularını da görüyorsunuz. Hatta aşağılarda da görüyorsunuz ve bu tarafta da göreceksiniz. Yani bu bölge gerçekten garip, enteresan bir bölge. Hem çok yeşeriyor hem de yani şu sazlar gerçekten düşündürüyor. Yani inşallah su varsa bir şekilde onu değerlendirmek isteriz. Evet dostlar, ilk kez yaptığım eseri yukarıdan bakıyorum. Güzel oldu ya. Çift Uğu çiftliğinde gün batımı dostlar. Yarın biraz daha ufak tefek rutuşluk yerler var. Komple kaldırmadan önce onları bir halledeceğim. Bu arada iyi ki de çıkmışım. Burada bizim bademler vardı. Maşallah bademlerimiz gayet güzel. Şimdi şunlardan biraz toplayıp akşama ziyafet yapayım diyorum. Aslında işte bunlara hep ilgilenmek lazım ama dostlar, hep anlatıyorum. Tek kişi, tek başıma gerçekten çok zor. Elimden geldiği kadar mücadele ediyorum. Sizlerin de dualarıyla inşallah üstesinden geleceğiz dostlar. Herkese selamlar, günaydınlar. Bugünkü planımız dün ve önceki gün ve daha önceki gün biçtiğimiz dikenleri ve otları toplamak. Kenarda uygun bir yere yığmayı düşünüyorum. Zaten kurumaya başladılar. Sonrasında Çift Uğu üzerinde ufak rütuşlar. Sonra bir mümkünse fotoğraf çekme faslı. İnşallah denk geliriz birileriyle. Ondan sonra da artık günü tamamlayacağız. Yarın da inşallah Çift Uğu'nun biçeceğim dikenlerini toplamak olacak, kaldırmak olacak. Ya aslında orakla kaldırabilirim herhalde otları yerden ama yine her halükarda bir tane eski tırmığım vardı, onu da alayım. Tırmığımı da enişten vermişti, sağ olsun. Şimdi el arabamızı da alalım. Yorumlarda yazan dostlar olmuştu, el arabası lazım diye. Evet, aslında var bir el arabam. Geçtiğimiz yaz döneminde de çalışmıştım onunla. Bakalım. Evet, işte bizim emektar. Hey gidi hey. İçinde el önünde kalmış. Bunlar da pırasa döneminden kalan çamurlar diyelim. Pırasaları hasat ederken bayağı bir çünkü şey olmuştu. Çamurlanmıştı her taraf. Güzel bir üründü ama maalesef bol çamurlu ve soğukta çalışması gerçekten zordu. Onun köklerini falan yıkaması valla buz gibiydi. Neyse, böylelikle bir ahırı da tekrar çekmiş olduk. Dostlar, işin aslı bu kadar zaman alacağını tahmin etmiyordum. O yüzden şu son birkaç günün yorgunluğunun üstüne bugün biraz uyuyayım dedim ama yani tahminimden yavaş gidiyor. Ama olsun. En azından üst taraf bitti. Şu ara bitti. Şurası neredeyse sona geldi. Tabii hatta şu en son bir öbek var. Ondan sonra buralar yarım yarım. İşte burası falan derken yoruldum. Neyse, bitireceğiz inşallah, şeye yetişecek herhalde ya. Öğleden sonra ufak rütuşları da yaptıktan sonra bugün Çift Uğu'yu da kapatmış olacağız. Yani planlarımız aksamayacak ama keşke sabah biraz daha erken çıksaymışım. Biraz daha kolay ve hızlı bir şekilde işi halletmiş olurduk. Neyse, şimdi biraz mola vereyim, sonra devam. Biraz zoomladım ama görüntü bozuldu. Görüyor musunuz? Ben ilk kez şahit oluyorum. Çok iyi ya.
Bir tane küçük baykuşumuz vardı. Hatta ara sıra bizim çatı arasına falan da geliyor. Geceleri beraber yatıyoruz, tıkır tıkır yukarıda yürüyor. Şimdi de kum banyosuna inmiş. Hadi bir kere daha. Hadi bakalım. Şimdi keşke dışarıda olsaydım ama çıksam kaçar. Heh, sese bak. Yine galiba çatıya gitti. Evet, bu bitkiyle ilgili bayağı yorumlar gelmişti. Bunu o yüzden ellemiyorum hala. Tatlı tatlı sulu sulu kalsın. Bakalım, çok merak ediyorum ben de. Öneren dostlar bir daha bir detaylı bakarlarsa doğru ürün mü acaba? Benim akşam çok fırsatım olmadığı için aslı bakmaya. Acaba bu mu gerçekten? Ama ben de belgeselde görmüştüm. Böyle bir şeyleri soyup yiyorlardı. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama bir dayılara da sorarım olmazsa. Neyse, işlere dönersek. Üst taraflar bayağı bir toparlandı. Şu karşı sıra bitti. Bu taraflar bitmek üzere. Şurada bir öbek kaldı. Bir arabaya sığar herhalde onlar. Sonra şu altta iki sıra. Az bir şey şu önümüzde. Ve bir de şu bizim çift unun arkasında bir öbek var. Bugün onları halledeceğim inşallah. Ama acaba bizim bu komşu abinin geçiş saatine denk gelebileceğiz mi? Belki olmazsa Tuncaylardan destek isterim sonra. Burada olur mu onlar da bilmiyorum ama. Neyse, ben tam şimdi çalışmaya devam ediyordum. Az önce de yenge geldi, sağ olsun. Rüzgar da çıktı. Ekmek yapmış, yemek yapmış. Sağ olsun, bir şeyler getirdi. Şimdi onları bir içeri alayım. Burada tavuklara, köpeklere kaptırmayalım. Onların payı ayrı. Şimdi yemekleri koydum içeri. Sonra gelmiş oturmuş şurada kenara. Ortalık zaten rezil. Kusura bakmayın, artık toparlayacağız. Tam şöyle gelmiş, şuraya yatmış. Senin evin mi oğlum burası ya? Ha? Senin evin mi burası? Meşhur oldun sen de ha. Vallahi çok seviyorlar seni. Gel. Gel bakalım, gel gel gel. Gel oğlum. Aferin sana. Aferin sarıya. Aslana bak, aslana. Vallahi çok güzel hayvan. Şimdi gitti baktı. Oralarda bir değişiklik olmuş. Oraları bir kolaçan ediyor. Ben buradayım diyor. Herkes akıllı olsun diyor. İzini bırakıyor. Heh, yattı bir de. Aslan ya. Aferin. Çalışacağız şimdi, tamam mı? Hadi bakalım. Böyle. Sen de nereden geldin sen? Nereden girdin içeri ya? Ha? Ha oğlum? Oh. Nasıl ya? Bu ayak ne? Bu. Bu ne bu? Ha? Ne bu? Dikenler batmış her tarafında zaten. Dikenler batmış sana ya. Ne? Atla. 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 Aferin sana. Aferin sana. Yoruldum dostlar. Valla tahminimden uzun sürdü. Hala da sürüyor hatta. Sürdü demeyeyim. Ama bayağı bir toparladım, aşağılara kadar indim. İşte şimdi o U'nun sadece üst tarafında kaldı. Görünüyor mu bilmiyorum. Şimdi çeviririm, daha güzel gösteririm olmazsa. Evet, az önce şurayı göstermek istemiştim. Tam U'nun altı kaldı. Şu alt öbeği de topladım. Yan sıra tamam. Bir şurada
Ya muhtemelen bir arabaya sığar orası. Bir de arka taraf var. Tabii o tarafa araba girmiyor. Onları elimde çekmek zorunda kalıyorum. Neyse olsun. Ben belki hepsi buraya sığmaz diyordum ama valla burası da iyi oldu. Üst üste yığdım artık. Yani aralarda yeşiller kurumamışlar da vardı ama artık inşallah kuracaklar. Bilmem, belki çeviririm, arada bir alt üst ederim. Bir işte dirgen almam lazım. O yine bir şart. Neyse yani bugün tamamlayayım. Ama herhalde bir ufak dokunuşları yapamayacağım. O artık yarına mı kalacak, nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi yine çalıştık. Çok komik ya. Az önce şu arkadaki siyah dostumuz geldi. Ondan sonra bunu gören sarı geldi. Öyle bir kıskanıyor ki anlatamam yani. Geldi, hemen aramıza girdi. Sarı. Adam. Geldi, aramıza girdi. İlla ki yok efendim, onu sevme beni sev. Onu sevme beni sev. Çok gerçekten değişik bir hayvan. Çok seviyor beni. Acaba gözümü karartıp bir dayıdan istesem mi? Sarı, isteyeyim mi seni? He? Sarı. Maşallah ya. Ha, bu arada tabii şimdi hep sarıyla ilgili şey yaptık da arka taraf bayağı bir ilerledi. Bir arkası kaldı. Bizim de şimdi depomuz bayağı bir doldu. Arka tarafta da yengem koyunları gezdiriyor. Onların da bugün yeni bir koyun, yeni bir kuzu olmuş. Hatta tarlada kendi doğmuş. Maşallah, demin onu gösteriyordu. Siyah beyaz benekli. Güzel, inşallah uğurlu olsun onlara da. Ve dostlar, günün son arabasını hazırladım. Arka taraf da bitti. Ben de bittim. Ama sinekler bitmedi. Vızır vızır hala geziyor. Ya rötuşları yapamadık. Rötuşlar olmayınca artık bilmiyorum nasıl yapacağız. Yani bu şekilde çeksem mi? Güneş de batmak üzere. Birilerini bulmam zor. Herhalde bu iş yarına kalacak. Yani hem fotoğrafı çekeceğiz, hem videoyu çekeceğiz, hem de bu işi tamamlamış olacağız. Ya zaten bizim de eğlencemiz sonuçta bu. Yani burada şey gibi düşünüyorum. Hatta şimdi az önce bu son arabayı yüklerken aklıma geldi. Ya dedim ki Uluş, yani sonuçta şehirde hani bazen şey yaparız ya. Ya hadi bugün kendime bir kıyak yapayım. İşte gideyim şurada bir yemek yiyeyim. Ya da gideyim şurada bir kahve içeyim, bir şeyler yapayım falan. Yani bizim de buradaki kendime yaptığım kıyak, bu işi yerine bırakıp gerekiyorsa ekim dikim işlerini, sürme işini de gerekiyorsa bir gün sonraya ötelemek olsun. Böylece işte kendime bir eğlence olsun. Evet dostlar, çok şükür işleri bitirdik. Kuru otlarla dans maceramızın da sonuna geldik. Hatta çok da güzel olacaktı aslında. Bugün tamamlayacaktık. Tam az önceki son araba videosunu çekmiştim ki arabayı çekerken arkadan sesler geliyordu. Instagram'da bahsetmiştim. Şu son birkaç gündür işte buradan gelen bir komşu abi vardı. Koyunları bırakıp geliyormuş. Onu belki yakalarım diye düşünüyordum. Ya tam da denk geldik aslında. Sağ olsun o da kırmadı beni. Çıktık bizim tepeye. İşte tam hatta bakıyorum şu aradaki, evet tam şurası. Şu boşluk yere. Oradan tam şöyle çekiyorduk. Gösterdim verdim ama hatta bayağı da bir poz da verdim. Tam da gün batımına denk gelmiştik aslında. Tam güzel saatti. Ama kısmet değilmiş. Yani bayağı bir çekildiğimi zannediyordum. Ama canı sağ olsun abi, bastım zannedip basmamış. Daha aşağı indi, ondan sonra baktık. Maalesef hiçbir fotoğraf yoktu. Neyse sağlık olsun. Artık onu yarın sabah bir şekilde ayarlayacağım. Bu akşamlık bu kadar. Artık yarın bu ufak rötuşlara da vakit kalmış olacak böylelikle. Aslında işimiz bitmedi hala. Çünkü ben yani ne kadar ot çıkacağını bilemediğim için biraz böyle tepeleme yığmıştım. Ama aslında çok da doğru yapmadık. Belki biraz daha böyle alçak yaymak gerekiyordu. Yani burada aşağı yukarı işte bir metreye yakın var. Gerçi tabii öyle çok hani sıkı sıkı preslenmiş vaziyette değil. Yani kendi ağırlıklarıyla durdukları şekilde duruyor. Yani bilmiyorum, hava alıyor sağdan soldan her taraftan ama yani şu işleri bir toparladıktan sonra inşallah yağmur da, ya aslında bir yandan yağmur istiyoruz, bir yandan yağmasın diyoruz. Neyse işte yağacak olursa bunları kapatmak da lazım. Bayağı bir ot çıktı. Sonra bunların depolaması da var. Allah, düşmek de var. Bir şekilde işlere devam edeceğiz dostlar. Herkese tekrar selamlar. Bugün artık işlerin sonuna gelmiştik. Sabahtan kalktım. Hava biraz kapalı bugün. Arka öbeği hallettim. İnce rötuşları yapmaya çalıştım olduğu kadar. Şimdi
Komşulardan da Tuncay'ı gördüm. Yeğenim Ekrem gelecekmiş saat işte öğlen saatlerinde falan. Şimdi bakalım onunla birlikte çekim işini halledeceğiz. Ben de beklerken dedim boş durmayayım. Şu tellerin altında önceden de bahsetmiştim, boşluklar var. Oradan tavuklar da giriyor. Köpekler de giriyor. Bu arada önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa köpeklerimi ediniyorum, sahipleniyorum dostlar. Şimdi işte en azından şu bölümleri düşmeden çıkabilir miyim? Evet. Şu bölümleri dışarıdan birazcık taşla olduğu kadar sıvadım. Şu tarafta da yine var birkaç parça. Ama işte tel deyimden dolayı birazcık sıkıntılar var. Bunları halledeceğiz. Dışarıda da biraz taş var. Zaten bizim şu iç bölümde de oldukça fazla taşlar var. Yani hem bahçe temizlenir. Gerçi o ben taşları farklı amaçlarla da kullanmak istiyordum ama şimdi bu da bir ihtiyaç. Bu ihtiyacı da gidermek lazım. Ve işte doğada hayat, mücadele devam ediyor. Herkes çalışıyor dostlar. O zaman ben de çalışayım. Bu direğin olduğu yerde geçen yağmur döneminde bayağı bir sıkıntı yaşamıştık. Arkadan gelen, şu taraftan gelen bütün köyün suyu, yağmurlar falan. Buradan bu direkleri devirmişti. Şurada 3-4 tanesi inmişti. O zamanlar Tuncay'la bir el atıp kaldırmıştık ama altlarda hala şeyler var. Boşluklar vardı. Yani şimdilik işte idare eder herhalde. Yani hani hem köpek girmesin, hatta şuraya bir tane daha koyabilirim. Şu araya. Hem köpek girmesin hem de arka taraftan tavuklar geliyor. Burayı demin bahsetmiştim, dışarıdan doldurdum. Şimdi alttan da bu taraftan da biraz destekleyeceğim. Bu taraf keza aynı. Yani şu sırayı özellikle şöyle bir en azından hani yarısına kadar falan gitsem iyi olur. Çünkü daha aşağıdan işte şey yok. Nedir yani, köpek ve tavuk sıkıntısı yok. Tavuklar bu taraftan geliyor çünkü. Bakalım, bu tarafları toparlayacağım. Sonra şurada tam komşunun evinin önünde birkaç boşluk var. Oradan da giriyor tavuklar ve köpekler. Orayı da biraz kapatırsam. İşin zor kısmı bitti. Yani bitti derken şimdilik. En azından şuraya attığım taşlarla. Şimdi bu kısım zevkli. Lego gibi. Valla taşlar çok çabuk bitiyor ya. Aşağıdan yukarı yuvarlaması zor oluyor. Atıyorum yani ben de. Bu sefer bazıları geri dönüyor. Saat 2:30 oldu. Yarım saate kadar herhalde Ekrem gelir artık. O geldikten sonra şu bizim çift uyu bir hallederim. Bir fotoğrafımızı çekelim. Hatıra olsun. Ondan sonra onu biçip tekrar kaldırma işi var. Yani eğer gerçekten 3-3:30 arası biz o işimizi halledebilirsek ondan sonra bu işte biter herhalde. Şimdilik buraya kadar geldim. Bayağı da bir yol kat ettim aslında. İyice alçak yerleri pas geçtim. Oy, biraz da yoruldum ama yine de güzel oldu. Buraları biraz hızlı geçebiliriz. Yani bayağı bir tamamladım. Bazı yerlerde şöyle çalı çırpıyla destekledim. Ki aslında
Öylesi çok daha kolay olacak. Ha, şurada ortada bir yer var. Burayı ayarlarım. Devam edelim. Bu tarafları dışarıdan koymuştum zaten. Biraz içeriden takviyeli bölüm. Galiba selam. Selo, burada mısın ya? Ne yapıyorsun burada? Ah sen. Ondan sonra buralar da tamam. İşte bir iki küçük parça burada. Devamında zaten boşluk yok bildiğim kadarıyla. Bakalım, zaten tavuklar girip çıkmaya devam ederse anlarız ki bir yerlerde hala kaçak var. Plan yok, plan bu diyorduk. Yine aynı şey oldu. Planlar tutmadı. Tuncay'ın bir acil işi çıkınca Ekrem de işte koyunlara gitmek zorunda kalmış. Bizim iş yalan oldu. Neyse, bakın bir telefonu yukarı kurmaya çalışacağım ama orada da yani insanın durması zor. Telefonu nasıl kuracağız bilmiyorum. Selo da arkada debeleniyor. Neyse bir deneyeyim bakayım ya. Kimseyi bulamadım. Çift uğrunun içinde gezemedim. O labirentin içinde koşturamadım. Yani güzel şeyler düşünüyordum ama bakalım şimdi bir telefonu sabitlemeye çalışacağım burada. Bu tellere falan. Olabilirse ineceğim tekrar aşağıya. Mustafa şu an kendi şapşallığıma gülüyorum. Valla çok komik olmuş. Şimdi az önce izledim, hemen izler izlemez bir parça da burada çekeyim dedim. Ya çok rezillik. Ya diyeceksiniz valla koca adam neler yapıyor. Ama işte eğleniyoruz. Yani ruhumuz hala çocuk. Ya yine de güzel olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Yani çekemeden kesseydik eğer gerçekten üzülecektim. Şimdi gün batımını beklemek de mümkün aslında ama yani işler bu sefer gecikecek. Yani dolayısıyla ben şimdi inip hemen biçmeye başlayacağım. Daha videoyu da yükleyeceğim. İşim çok. Hadi bana müsaade dostlar. Herkese keyifli, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.